Türkiye'nin en mutlu şehri seçilen Sinop'tan herkese merhaba. Hayat Bana Güzel Sinop gezisi için şehri şöyle yukarıdan gören Şahin Tepesi'ne çıktım. Şöyle gördüğünüz gibi Sinop kuzeye doğru öyle sipsivri uzanıyor. Sağlı sollu Karadeniz ve Sinop gezisi başlıyor. Bir şey söyleyeceğim. Tepeden görmek yetmez. Bir de kıyıdan görelim. Gidelim bir tekne bulalım. Şöyle gün batımı kıyıyı dolaşalım. Hadi. Hayat hep bana güzel. Vay be. Evet, güzel bir saat değil mi tekneye binmek için? Bu tekneler hepsi bağımsız çalışıyor. Kişi başı bir ücretle bir saatlik tur yapıyorlar. Günün her saati yapabiliyorlar. O yüzden seç, beğen, al. Sinop'un isminin nereden geldiğiyle ilgili çok değişik efsaneler var. Bunlardan bir tanesi, tüm bu coğrafya aslında savaşçı kadın kabilesi, Amazonları herhalde herkes biliyor. Onların kraliçesinin ismi Sinope'ymiş. Sinop ismi oradan geliyor. İkinci hikaye ise Zeus, güzeller güzeli Sinope'ye aşık olur. Sinope kim? Nehir tanrısının kızı. Fakat Zeus'a der ki lütfen bana dokunma. Zeus çok sevdiği, aşık olduğu bu güzel kızı herkesten uzakta korumaya almak ister ve dünyanın en güzel yeri dediği Sinop'a koyar. İşte isim oradan gelir. Bilmiyorum bu ya da diğer hikayeler ama Sinop gerçekten keyifli ve huzurlu görünüyor. Sinop çok enteresan geldi. Şöyle ki korna sesi yok, trafik ışığı yok ama herhangi bir karmaşa, birbirine bağıran, çağıran da yok. Yani boşuna sakin ve mutlu şehir seçilmiyor sanırım. Sinop'un genel ruhu da Karadeniz'in o hırçın enerjisi vardır. Sanki o Sinop'ta yok gibi. Sinop daha dingin gözüküyor, sakin gözüküyor. Her yer plaj, herkes denize giriyor, herkes şortlar, mayolar, sanki bir tatil beldesi. Güneş denizden doğuyor ve denizden batıyor. Çarpan balık olarak bilir halk arasında. Sinop'a gelenler için madem balık yemek istiyorsunuz o zaman bu tada bakacaksınız dediler. Ben de ilk kez yiyeceğim. Bakalım nasıl bu tavası her şeyi yapılıyor. Güveçten ızgaraya. Ben beğendim. Burası yazlık gibi değil mi? Ağustos'ta festival varmış, Kuzey Fest. 30 yıllık çekirdekçi. Çöp içinde külah, süpersiniz. Vitrinde sanat hayattır yazıyor. Zamanında Sinop'ta hapis yatan mahkumların öğrendiği bir el sanatıyken oradan buraya doğru ilerlemiş bu kotracılık denen bu maket tekneler. Ve gerçekten orada sanatla hayata tutulmuş demek ki mahkumlar. Bu cümleyi de ayrıca çok beğendim. Aslında hediye alıp götürmek için, hatta kendine de Sinop hatırası yapmak için süper. Sinop gezisinde güzel bir kahvaltı mekanı Erfelek'te Öztürk Restoranı'na tavsiyeyle gelmiştim. Gerçekten de hakkını veriyor. İnanılmaz çeşitlilikte bir sofra var burada. Özellikle bir şey var ki don pekmezi gerçekten böyle ekşi, koyu kıvamlı, ekşi armutla, elma suyuyla yapılan bir pekmez. Ayrıca çok güzel bir lezzet. Evet, tavsiyelere sonra devam edeceğim. Bir de bu işin mantı kısmı var. Tamam, babam önemlidir de anne. Esas kahvaltının mimarı. Eskiden nenelerimiz ne yapmış? Mesela yediğiniz katlamayı yapmış. Biz de size yaptık. O yediğiniz yeşil salatada en az 4-5 çeşit ot var. O kızılcık. Zaten onun sirkesi tamamen natürel. Erfelek Tatlıca şelalelerine doğru gidiyorum. Giderken Karasu çayının döküldüğü yerde bir gölet oluşuyor. Hemen sağımda da o var. Sinop'un zaten inanılmaz güzel bir doğası var bu bölgenin. İstanbul'dan buraya gelişim 8 saat sürmüştü. Molalarla 9 saat. Özellikle Kastamonu Sinop hattında inanılmaz bir yeşil vardı. Yeşile doydum yani. Geldiğimiz yer gördüğünüz gibi Tatlıca Şelaleleri. Burası bir tabiat parkı. Tatlıca Şelaleleri Erfelek ilçesine bağlı. Sinop'un içinden 30 kilometre Erfelek, 15'te burası 45 eder. Yolda kaybolmazsanız ortalama 1 saat. Bakalım şelale nasıl bir şelale olacak, ben de merak ediyorum. Bebe bir şelale mi? Etkileyici büyük bir şelale mi?
Bu serinlik 10 numara. İşte hayattaki en sevdiğim aksiyona doğru ilerliyorum şu anda. Süt, çikolata, karamel. Başladık. Çok oynatmayacağım beni değil mi? Yok. Tamam. Tamam bak. Kibarca alıyorum. Ama ya. Öyle bir vurdum ki fırladı gitti. Nasıl oluyor? Kendi kendine mi geliştiriyorsunuz bu hareketleri? Nasıl hepiniz aynı şeyi yapıyorsunuz? Birinden mi öğreniyorsunuz? Ustanın yanına verilir. Onun yanında dur artık. Sen ne kadar izledin ve yapmaya başladın? 2 sene diyelim ya. Bundan sonra daha dikkatli bir şekilde bütün bu şovun yapılmasına izin vereceğim. Emek var burada, emek. Böyle hoş sohbet dondurmacı arkadaşımız dedi ki burada dedi 28 kadar şelale var dedi. O şelaleler birbirinin üstüne doğru da geliyor, devam ediyor. Kimisi kenarda duruyor, seyrediyor. Bir kısmı da içine girebiliyor, yürümek istiyor. Doğa yürüyüşü yapmayı seviyorsanız, foto safari gibi şeylerden hoşlanıyorsanız, fotoğraf çekmek istiyorsanız bu alana gelebilirsiniz. Sizi bu alanda olmak mutlu edecek, tatmin edecek demektir. Şelalelerin ilkiyle karşılaştım. Şimdi birazcık böyle buralardan yukarı doğru yürümek gerekiyor. Bakalım birkaç tane daha farklı şelale görecek miyiz? Bu irili ufaklı şelaleler şu arkamda gördüğünüz gibi daha küçük bir tanesi mesela. Bu şekilde 28 tane şelale varmış. Bu alanda yürüyüş yaptıkça bunlara ara ara rastlıyorsunuz. Hamsiloz fiyordu ama yerlilerin Hamsaroz dediği Türkiye'nin tek fiyordunu görmek için bu alanın içine girdik. Çok sağlam bir güneş tepemizde. Şöyle söyleyeyim, fiyord deyince benim aklıma ne geliyor? Norveç geliyor, ne bileyim Alaska, Grönland falan geliyor. Türkiye'de de fiyord mu varmış dedirten bir durum var benim kafamda. Coğrafi olarak nasıl tanımlıyorduk fiyordu? Şimdi fiyord şöyle bir şey, denizin karanın içine doğru girintiler yaptığı ve böyle derin yarıklarla girdiği alanlar gibi. Hatta Norveç'te falan böyle gemi turları yapılır, böyle onların içinden gidilir. Ben daha yapmadım, kısmet olursa yapacağım, göstereceğim. Şimdi şuradan aşağıya bir bakmanızı istiyorum. Şöyle güzel bir gözümün önünde manzara. Akdeniz'e benzer bir havası yok mu buranın? Bence o teknelerin yanına gidelim ve soralım. Kaça gidiyorsun abi diyelim, ne kadar sürüyor diyelim. Nasıl fiyatlarınız? Fiyatlarımız 50 lira. Hayat bana güzel dedirten anları yakalamak için ben bu tekneye biniyorum arkadaş. Olsan cruise'da olacaksın. Bu yakınlığı, bu samimiyeti bulamayacaksın. Bak memleketimin fiyordunda bir samimiyet var. Bizim fiyordun içine doğru olan yolculuğumuz burada bitecek. Çünkü yüzeye çok yakın şekilde yosun var. Ve sığlıktan dolayı daha fazla tekne ileri gidemiyor. O yüzden geri döneceğiz. Fiyordçuk. Sinop'ta ne yenir diye sorunca hemen Sinop mantısı deniyor ama ben turistik olandan çok Sinoplu bir arkadaşımın tavsiyesine uyarak buraya geldim. Şimdi Sinop mantısının özelliği daha iri olması, bir de ceviz döküyorlar üstüne. Bu küçük ölçü, bu büyük ölçü. Şimdi tadına bakacağım. Şu bölüm efsane. Ay suyumu da kolumun altına aldım. Adres bu. İncecik hamur. Şahane bir lezzeti vardı. Cevizli bölüm. İki tane tarihi bina var. Bir tanesi
Alaaddin Camii ve hemen onun karşısında da Pervane Medresesi var. Medresede yöresel ve yerel el sanatları varmış. Bir de şöyle caminin avlusuna gidip bir bakmak istedik. Selçuklular zamanında Alaaddin Keykubat tarafından şehrin zaptından sonra yaptırılmış olan camiymiş burası. Aa, burası tam benlik. İncik boncuk giysi. Burada tezgah var, dokuma yapıyormuş Belgin Hanım. Siz ne dokuyorsunuz mesela, ne yapıyorsunuz? Ben şu anda peşkir dokuyorum. Peşkir. Peşkir dinliyorum. Ört amaçlı kullanılıyor. Eskiden bundan el silmek için kullanılırmış. Bunun güzelliği, renkleri, dokuması. Buna aşık oldum galiba. Tepede güneş çatır çatır yakıyor. Karadeniz'de böyle bir sıcak ve böyle bir nem inanılmaz, Antalya gibi. Sinop'un çok enteresan plajları var. Sinop sanki böyle Karadeniz'in yazlığı gibi. Öyle bir his uyandırdı bende. Herkes gayet rahat, özgür, plaj kıyafetleri, şort, atlet dolaşıyor. Genelde Karadeniz'in resminde böyle bir şey yok benim kafamda. Ama Sinop bunlardan farklı gözüküyor. Akliman var, sarı kum var, kara kum var. Şimdi kara kum olan mevkide bir plajın yakınına gidelim istiyorum. Siyah madde, böyle kömür gibi incecik bir kum. Hani böyle çakıl gibi değil. Santorini'de böyle bir plaja gitmiştik ama oradaki böyle kum gibi değildi. Kara kuma veda ediyorum. Bir avuç minnoş kuma aldım. Kızıma göstereceğim. Yolun ilerilerinde kıyı boyu devam ederken sarı kumu da göreceğim. Orayı da size göstereceğim. Sıcak, çok sıcak. Daha da sıcak olacak. Mutlu şehrin en mutlu kasabası burası. Arkamda gördüğünüz gibi Chittaslow Gerze yazıyor. Tescilli en sakin sahil kasabası Gerze'deyim. Ulan Chittaslow öyle bir şey değil. Adam bana diyor ki şimdi yavaş yürü ama bayağı yavaş yürü. Yürüyormuş gibi yap ama yürüme filan gibi. O değil. Fakat gerçekten çok sessiz, sakin. Güzel mi? Soğuk musun? 10 numara. Vay. Ya benim de canım istiyor. Benim de emeklilik dediğim an. Gerze'nin şöyle bir hikayesi var. Rusya'dan kaçıp aslında balıkçılar açıkta görüyorlar. Önce ondan korkuyorlar. Beyaz, kocaman, Yunus'a benzeyen ama yüzgeci olmayan bir büyük balık. Sonra bunun beyaz balina olduğu ortaya çıkıyor. Ona balık veriyorlar. Kıyıya kadar geliyor derken kendi başına avlanma yeteneği olmayan bu balinaya Aydın ismini veriyorlar. Sonra Ruslar onu geri istiyorlar. Bir tesisten selle birlikte kaçtığı söyleniyor. Sonra ortaya çıkıyor ki İngilizler onun bir casus balina olduğunu ve mayın taşıyıcısı olduğunu onlar da almak istiyor filan gibi bir ortalık karışıyor. Hatta bir dönemde balina Aydın bir şekilde yakalanıyor, yok oluyor. Fakat kaçarak yeniden buraya Gerze kıyılarına geliyor. Böyle 2 yıl halkla, sevgiyle iç içe yaşıyor. Sonra kayboluyor ve ne olduğunu kimse bilmiyor onun. Müze kartınız madem yok, o zaman 6 lira. Şimdi girişte Sabahattin Ali'nin fotoğrafını görüyorum ve onun çok meşhur dizeleri var ve onu Edip Akbayram'ın sesiyle de müzikalini biliyoruz. Özellikle yazar, çizer, gazeteci, şair, birçok ismin yolu buradan geçmiş. Sinop Cezaevi onlara ev sahipliği yapmış. Sabahattin Ali de onlardan biri ve onun burada kaldığı sürede yazdığı dizeler herkese çok tanıdık. Dışarıda değil dalgalar gelip duvarları yalar. Seni bu sesler oyalar. Aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma. Gönül aldırma. Dünyada hapishanesiyle ünlü çok fazla şehir yok. Sinop bunlardan bir tanesi. Türkiye'nin Alcatraz'ı benzetmesi de yapılıyor. Çünkü buradan kaçmanın imkansız olduğu bir hapishaneymiş zamanında. Bir kenarı deniz, yüksek surlar ve burçlarda nöbetçileriyle. Of.
Burası çok ürkütücü bu koridor. Kapıları açık olarak hücreler gözüküyor. Ama şu pencerelerden bir parça da gökyüzü. Çok fena bir şey bu ya. Şurada tuvaleti var. Burada lavabosu var. İşte bütün alan bu. Evliya Çelebi 1640 yılında Sinop'tan bahsederken renkli ama abartılı üslubuyla Sinop zindanını şöyle tanımlamış. Dev gibi gardiyanlar, kolları demir parmaklıklara bağlı ve her birinin bıyığından 10 adam asılır nice nice azılı mahkumlar vardı. Burçlarda gardiyanlar ejderha gibi dolaşır, tanrı korusun mahkum kaçırtmak değil kuş uçurtmazlardı. Eskiden de böyle miydi bilmiyorum ama o kuşlar, hani o özgürce uçan kuşlar özgürlüğü simgeliyor ve sen bu binanın içindesin. Dışarıda yine denizin dalgalarını ve sesini duyuyorsun. Tepende kuşlar uçuyor, kırlangıçlar. Masmavi bir gökyüzü ama dört duvar arasındasın. Çok kötü bir ses bu. İçeride böyle deli gibi yankılanıyor. İnanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları, mavilikleri süreceğiz. Bu girdiğim avlunun girişinde de diyor ki burada çekilmiş olan dizi ve sinema filmlerinin isimleri yazıyor. Artık hani boşaltıldıktan sonra daha çok bu tür hem bir şey olarak film ve diziler için mekan olarak kullanılmış hem de sanat etkinlikleri için bir mekana dönüşmüş. Bu avlular olmasa bu koğuşların içinde hayat geçer miymiş ya? Sabahattin Ali'nin yattığı koğuşun girişinde ilk önce şu yazı var. Kitapsız hayat kör, sağır ve dilsiz hayattır. Sonra duvarlarda eşkıya dünyaya şiirinin sözleri duruyor ve onun hikayesi yazılı. Yine karşı duvarda bir başka şiiri var Sabahattin Ali'nin. Onun da müziğiyle birlikte yorumunu Sezen Aksu'dan hatırlıyorum ben. Sağlar. Uzak durun benden uzak, benim meskenim. Dağlardır dağlar, dağlardır dağlar, dağlardır dağlar. Enteresan, ne kadar çok bestelenmiş şiiri varmış Sabahattin Ali'nin. Aslında şarkıları dinlerken genelde onu yorumlayan insanı daha çok zihnimizde tutuyoruz. O melodileri biliyoruz ama onun arkasındaki hikayeleri, sözleri o kadar da dikkat etmeyip es geçebiliyoruz. Aslında burada dolaşırken şu anda beni en çok etkileyen şey bu oluyor. Leylim Ley, Zülfü Livaneli'nin sesinden dinlediğimiz, burası da Sabahattin Ali'nin koğuşuymuş. Aslında odası bile diyebiliriz sanki, değil mi? Ona özel bir oda gibi duruyor burası. Sadece şu anda müze olduğu için böyle mi dizayn edilmiş yoksa gerçekten böyle ayrıcalıklı bir şekilde mi burada kalmış diye merak ediyorum. Evet, Tarihi Sinop Cezaevi gerçekten görülmesi gereken, asla atlamamız gereken bir yer ama ben şimdi bir başka yere gidiyorum. Burası aynı zamanda Diyojen'in kenti olduğuna göre. Hadi. Cezaevinin hemen karşısında bir heykel var. Bu Diyojen'in heykeli. Diyojen ünlü bir filozof. Sinop'ta doğmuş, Sinoplu. Aslında babası bir kuyumcuyken kalpazanlık yapılıyor ve buradan sürülüyor. Önce Atina'ya gidiyorlar. Daha sonra buraya geri dönüyor. Hayatı boyunca çok fakir, çok zor bir hayat yaşamış. Klinik Felsefe Okulu kurucularından. Aslında hayat felsefesi şu. Gölge etme, başka ihsan istemem senden. Hiçbir şey için, yani pardon, mutlu olmak için gerçekten mutluluğu arıyorsan paraya ya da maddeye ihtiyacın yok diyor. Doğayla ve daha sade bir hayatla mutluluğu bulabileceğini iddia ediyor. Kendisi de bir fıçıda yaşamış bir köpeği ve elinde insan arıyorum diyen feneriyle. Şimdi hedef güzel bir gün batımı çekmek. Güzel bir yoldan ilerliyoruz İnceburnu'na doğru. Camı da açtım şöyle fıldır fıldır rüzgar esiyor. Müzik.
Ve İnceburnu'na geldim. Sinop'un en ucu, aslında Anadolu'nun kuzey ucundayım diyebiliriz. Gün batımına da daha bir saat var. Şu an arkamda gördüğünüz deniz feneri oldukça eski aslında. 1800'lü yılların sonunda yapıldığı yazıyordu. Hala aktif kullanılan bir deniz feneriymiş. Burada en güzel gün batımı görülebiliyor dediler. Biz de güzel saatin gelmesini bekleyeceğiz. Bu arada Sinop'ta şu ana kadar gördüm, hatta Türkiye'de gezerken hele yaz mevsiminde gördüğüm en sakin yer olabilir. Bizden başka sadece bir iki insan vardı, etrafta fotoğraf çekiyorlar. Onun dışında burası şu an bize ait. Gün batımında da umarım sadece siz ve ben olurum. Burada çay ayran bulunur diyor, bu alanda VC yoktur diyor. Şimdi bu önemli bir şey. Buraya gelirken uzun bir zaman dilimi beklemeyi göz alarak gelecekseniz, minimum bir saat diyelim. Burada tuvalet yok, biraz içecek var. Bakalım. Fenerci teyze, sizin imza Fener bekçisi. Evet, 39 yılımı verdim, ben imzalamam lazım. 39 yıl. Burada nasıl geçti? Çok güzel geçti. Bir imzanızı alabilir miyim? Burayı gördüm ve gerçekten bu yaşanmışlık, hak ettin. Yaşanmışlık evet. Haneme güzel bir manzara gördüm. Bu huzurlu noktayı gördüğüm için bu belgeyi hak ettim. Evet, bence de. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizin elinizden güzelce ayranımı da içeceğim. Sonra güzel bir kızıllığı göreceğim. Ve sizi huzurlu evinizde baş başa bırakıp teşekkür gideceğim. Teşekkür ederim. Allah çok şükür. Dün battı da evime gitsin. Şu an hayat bana güzel. Gün batımı saati yaklaştıkça insanlar da gelip kendine pozisyonlar alıyorlar. Sandalyeye gelip oturan var. Uçtaki az önce benim gittiğim kayaların olduğu yere gidenler var. Normalde deniz feneri olan ve denizin ortasına uzanan bir burna gelince benim görmeyi beklediğim şey böyle deli bir rüzgardı. Hatta Avrupa'nın en batı noktası olan Roka Burnu'na gitmiştim Lizbon gezisinde. Orada rüzgardan ayaklarım üzerinde zor duruyordum. Bayağı rüzgar beni böyle ittiriyordu, savruluyordum. Yerinde duramıyordum. Burada ise bugün hiç esinti yok. Ama o bugüne özelmiş. Normalde birkaç gündür özellikle çok güzel bir fırtına varmış burada. Bugün sakinlemiş. Kışın da çok yüksek dalgalar oluyormuş. Hatta 15 metreye varan buralara kadar aşan dalgalar ve ıslanıyormuşsun burada. Şu anki manzara hiç öyle bir şey hayal etmeme izin vermiyor ama sonuçta 39 yıldır burada yaşayan ve bu deneyimi yaşayan insanların söyledikleri kesin doğrudur. Çok güzel bir kızıllıkla gün batımıyla Sinop bölümüne veda ediyorum. Sinop'a kuzeyin hırçın güzeli diyorlarmış. Bir hırçınlığını görmedim ama güzelliklerini gördüm. Yepyeni gezilerde başka güzelliklerde görüşünceye kadar hoşça kalın, kendinize iyi bakın.